Sizlere güzel bir gün diliyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Kadıköy Belediyesi Göztepe Gönüllüleri Eğitim Komitesi adına hazırladığımız Türkçemizi Koruyalım adlı programımıza hoş geldiniz. Bugünkü buluşmamızda yanlış telaffuz nedeniyle anlamını yitiren yanlış kelimesi üzerinde durmak istiyoruz. Yani yanlışında yanlışı olabiliyor. Bir de aynı kaderi paylaşan yalnız kelimesi var ki onu da ele almadan geçmek olmaz. Çünkü zaman zaman bu iki kelime birbirine karıştırılarak yanlış diye telaffuz ediliyor ve yanlış yapılıyor. Oysa ilk hecesinde N harfini vurgulu okuduğumuz yanlış, yanılmak fiilinden türeyen bir kelime. Türk Dil Kurumu güncel sözlüğünde isim ya da sıfat olarak kullanılışı farklı olarak belirtiliyor. İsim olarak hata anlamında. Şöyle örnekleyelim. Büyük bir yanlıştan döndük. Sen hayatımdaki en büyük yanlışsın. Yanlışının farkında mısın? İsim olarak kullanılışının son örneği Murat Alıcı'nın bir şiirinden küçük bir alıntı olsun. Ördüğüm her aşkın ilmeği kaçtı. İki ters doğruydu da sanırım bir düz yanlıştı. Sıfat olarak yanlış, hatalı anlamında. Yanlış davranışlar sevginizi bitiriyor gibi. Bugünkü zor durumumuz onun yanlış kararlarının sonucu gibi. Gelelim yalnız kelimesine. Yalnızın kökü yalın kelimesidir. Yalnızı bölerek okursak yalın ız şeklinde yalın kökünü bulmuş oluruz. Türk Dil Kurumu güncel sözlüğü yalnız kelimesinin kullanılışını da isim, sıfat, zarf ve bağlaç olarak ayırmış. İsim olarak yalnız kalmaktan korkmam. Küçük çocukları evde yalnız bırakmak doğru değildir gibi cümlelerle. Sıfat olarak o kimsesi olmayan yalnız bir kadın. Sokaktaki yalnız çocuk ağlıyordu cümleleriyle örnekleyebiliriz. Zarf ya da belirteç olarak şöyle söyleyebiliriz. Beni yalnız çocuklarım ilgilendiriyor. Bağlaç olarak kullandığımızda ise salonu güzel süslemişsiniz. Yalnız duvarlarda tablolar eksik gibi bir örnek verebiliriz. Yani yanlış kelimesinde N harfini, yalnız kelimesinde yalınızı hatırımızda tutarak L harfini vurgulu okumalıyız. Şimdi konuyu iki kelimeyle birlikte kullandığımız bir metinle bitirelim. Yalnız yaşayan bir arkadaşım var. Ailemde yalnız ben yalnız yaşamayı seviyorum diyor. Devamlı olarak eski yanlışlarını düşünüp karamsar olmak hoşuna gidiyor. Bu onun yaşam tarzı ama bu şekilde yaşamak da başlı başına bir yanlış değil mi? Beni yalnız sen anlıyorsun diyor. Ama yanlış düşünüyor bence. Çünkü onu ben dahi anlayamıyorum. Hoşçakalın. Dilimize saygıyla ve doğru Türkçe ile kalın. 15 gün sonra Cuma günü görüşmek üzere.